İyi günler. Sevgili izleyiciler, Türkiye ekranlarının tek günlük emlak programı Emlak Kulisi'ne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Osmanlı İnşaat Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Bakırcı. Osman Nuri Bakırcı ile İstanbul ucuz konut piyasasını ve ucuz konut piyasasının depreme karşı dayanıklılığını konuşacağız. Hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor işler? İyi, hamdolsun. Her zamanki gibi biz 10 yıldır büyük konut piyasasındayız. 10 yıldır da şükrettiğimiz kadar da yaptığımız kaliteli işlerle övündük ve bugün de yine aynı yerdeyiz. Hızla devam ediyoruz. Peki güncel konudan, depremden başlayacağım. İşte İstanbul'un Beylikdüzü depreme karşı dayanıklı mı, dayanıksız mı? Bu uzun yıllardır konuşulur. Bununla ilgili olarak birçok şehir efsaneleri anlatılır. Olumlu ve olumsuz. Ve sonuçta ciddi bir felaket yaşadık. Geçtiğimiz günlerde Van'da bir deprem yaşadık. Benzer bir felaket İstanbul'da yaşanırsa ne olur? Şimdi bunu biz İstanbul'da yıllar önce yaşadık yine. Yani bunu çabuk unutmayalım. 12 yıl önce çok büyük bir felaket yaşadık. Ve biz devamlı deriz. Sağlam binalar, sağlam zeminler yoktur. Sağlam binalar vardır. Yani bugün sonuçta toprağın altını iyi bilmezseniz ve yapacağınız inşaatı gerekli kalitede yapmasanız olacağı, işte bugünkü yaşadığımız felaketlerin aynısını bir daha yaşarız. Temennimiz şu ki sonuçta konutun içine özendiğimiz kadar da dışına özenerek kaliteli şeyleri, inşaatları imal edip insanlarımızı güvenli bir şekilde içinde oturtmak. Binalar öldürmüyor zaten insanları. Bilinçsizlik öldürüyor. Bugün birçok Van'daki vatandaşımızı kaybettik. İşte sebebi deprem oldu. Ama biz şuna katılıyoruz ki depremle alakalı sıkıntı yok. Zamanında bilinçsiz olarak bir yapılaşma yapılmış ve bilinçsiz bir kontrolden sonra insanlar bu evlerde oturmaya devam ettiği sürece de bu olacaktır. Bugün bakarsak zaten inşaat yapan arkadaşlarımızın %80'i ya gıdacıdır ya tekstilcidir. Sonuçta bir şekilde inşaata girmiştir, kazancı var diye. İnşaatın statik yapısından tutun, İşte temel altı çalışmalarından, temelden, işte kat, kolon, işte devam edersek hepsini bilinçsiz bir şekilde kendilerini mühendislere veya işte inşaat kontrollerine teslim etmişlerdir. Aynı zamanda da şu son 10 yıldır da Türkiye'de şu güzellik var, her şey kontrol altında. Ama biz her zaman diyoruz, sağlam zeminler yoktur, sağlam binalar vardır. Yani bugün yurt dışında, işte siz de biliyorsunuz gibi Japonya'da, işte bataklıkların üstüne inşaat yapılıyor. Burada tek bir dikkat edeceğimiz zeminlerin sağlam bir şekilde iyileştirilmesi. Evet. Peki az önce bir şey söylediniz. İşte gıdacılar ve tekstilciler de bu işe giriyor. Onlar, evet, yaptığı binalar güvensiz sonucu çıkar mı burada? Hayır. Şimdi kimsenin yaptığı işte iyi ve kötü diyemeyiz. Şunu diyoruz. İşi iyi bilip iyi kontrol etmek. Yani bugün işte Beylikdüzü Esenyurt bölgesindeyiz biz. Yaptığımız her noktada çalışmayı birebir takip ediyoruz. 24 saat içimizin başındayız. Bunun sebebi nedir? Teknik arkadaşlarla beraber işimizi kontrol etmektir. Tabii sadece bizle alakalı değil. Bütün inşaat yapan firmaların aynı şeyi yapması gerekiyor. Biraz önce dediğim gibi, yani yapılan binaların veya zeminlerin kötü olduğundan kötü binalar elde ediliyor değil. Kötü zemine sağlam binalar yapılarak da bu kaliteyi sunabiliriz. İşte bugün biz, bütün müşterilerimiz bunu iyi bilir. İşte temele çok özen gösteririz. Yani öyle bir zaman olur ki aylarca temelden çıkamayız. Günlerce temelden çıkamayız. İşte fore kazıklar ona göre, işte temeller ona göre çalışmalarımız. Zaten bazı müşterilerimiz geldiğinde biz bununla övünüyoruz. Diyoruz ki işte buyurun bakın. Ve bunu biliyorlar zaten. Mesela tam yanımızda işte başka bir inşaat firması, lafın gelişi, işte biz bir taraftayız, başka firmalar bir tarafta. Bizim müşterilerimiz baktığı zaman, ha bu gerçekten temeli sağlamdır, İşte temelin altını biliyor da. Çünkü topraktan sattığımız için temelin, toprağın altında ne var ne yok bunu biliyor. Bundan da övünüyoruz haliyle. Peki ben bir tüketiciyim, bir ev alacağım, temel aşamasında veya bitmiş bir ev. İkisi için ayrı ayrı soruyorum. Bu binanın depreme dayanıklı veya dayanıksız olduğunu nereden anlar? Niye? Yapı denetleme kuruluşları ve şeyi imza alıyor, sonuçları imza alıyor. Belediyeler izin veriyor. Türkiye'nin en ünlü zemin profesörleri danışmanlık yapıyorlar birçok projeye. Evet. Nereden anlayacağız? Şimdi biraz önce şunu söyledim. 10 yıldır Türkiye'de özellikle hükümet bu işin üstünde duruyor.
yeni yapılan binalardan biz de çok çok eminiz. Oturan vatandaşlarımız da çok emin olsun. Yetkililer de çok emin. Sıkı kontrollerden geçiyor. Zaten bugün bir yapı denetim şirketleri var. Yanlış bir şeye imza atması ve yanlış bir şeye karar verip okey vermesi imkansız bir şey. Ama işi de bilinçli olarak, işin başında olmak lazım. Çıraklığını yapmadığım bir şeyin ustalığını da yapmaya kalkmayacağım. Peki tüketici nasıl anlayacak? Bu iyi ustanın meseleni yoksa kötü çırağın meseleni nereden anlayacak? Şimdi tüketici de bilinçlidir. İşte derler ya, işte yapılanlar yapılacakların referansıdır diye. Geçmişte yapılanları takip edecekler. Geçmişte yapılanlara bakacaklar. Yani bugün özellikle bizim olduğumuz bölgeler riskli ve riskli değil. Bunu tartışma söz konusu bile değil. Şu vardır. Sağlam zeminler yoktur. Her zaman söylüyoruz. Sağlam binalar vardır. Yani bugün fore kazık işte var mı binalarda? Buna dikkat etsinler. Bir, fore kazık var mı diye sorsunlar. Bir, fore kazık var mı? Dikkat etsinler. İki, binanın statik açısından zaten kendini belli eder. Temel kalınlıklarından tutun. Üç, projeleri. Projeleri derken? Statik projeleri. Yani bitmiş bir bina alsa bile statik projelerini bir açsın baksın, işte binanın temel kalınlığı ne kadar, işte kullanılan demir miktarından tutun da demir aralıklarına varana kadar işte bütün çalışmalarını takip edebilir aslında. Peki bina kendini belli eder dediniz. Burada da C30 ile C50 kullanılmışsa ince beton kullanılmış olur. Sadece beton kalınlığı ölçü mü? Betonun işte C25, C30, C35 öyle bir ölçü yok. Zaten biliyorsunuz ki işte İstanbul'da büyük depremden önce hazır beton çok az kullanılıyordu. Ama işte bizim işte babamız inşaatçıdır. Babamın yaptığı işte 20 yıl önceki binalarda işte radye temel kullanılırdı. İşte gelirlerdi insanlar. Derdi ki boncuk mu düşüyorsun? Radye temele ne gerek var? Yani nedir bu? Diye eleştiri yaparlardı. Ama işte babamın yaptığı hemen hemen bine yakın konutta büyük depremde sabah saat 7'de ben kendim bütün binaları gezdim. Allah'a şükür bir sıva çatlağımız bile yoktu. Bu nedir? İşin çıraklığından, işi bilinçli bir şekilde gelmekten kaynaklanıyor. İkinci bir konu da biraz önce dediğim gibi statik projeler vardır. Bunları iyi takip edildiği zaman herhangi bir sorun yoktur. Peki vatandaş statik projeyi nasıl anlayacak, nasıl algılayacak? Sonuçta, bu kolay bir şey değil. Sonuçta orada ev alan bir kişi %100 bilinçlidir. Yani binanın sadece dış görüntüsüne, ismine bakıp da ya tamam işte dış görüntüsü çok güzel, işte mutfak dolabı da çok güzel, kapısı da çok güzel. İsim de var. İsim de var. Ya buraya ben 100 lira fazla verir alırım demeyecek. Gidecek. Özellikle şu anda günümüzde zaten